Krizin merkezi olan Ukrayna'da gergin bekleyiş sürüyor. Tartışmalı bölgelerde günlerce kalan Habertürk Dış Politika ve Güvenlik Politikaları yayın koordinatörü Çetin Erçetin ve kameraman Özcan Özürk. Krize giden süreci yakından takip etmişti. Ekibimizin bölgeyle ilgili izlenimlerini şimdi getiriyoruz ekranlarınıza. Chopino kentindeyiz. Burası gri alanlardan biri. Ve bu kent de Mariupol kenti ile Donbas arasındaki önemli sınır hatlarından biri. Bir hayalet kent görüntüsü var. Ve insanlar burayı terk etmiş. Normal şartlarda burası bir sahil kasabası. Ve tabii askerler farklı noktalarda uyarı tabelaları asmış. Yolun sağ tarafına girmeyin diye. Zira o bölgelerde mayınların olduğu söyleniyor. Çünkü cephe hattı hemen çok yakınımızda. Donetsk kentinde gittiğimiz her binanın önünde savaşın izlerini görmek mümkün. Ve belli ki burada Rus ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna arasında çok sert çatışmalar yaşanmış. Her ne kadar karşımızdaki görüntüler içler acısı bir görüntü olsa da savaşın kirli yüzünü burada en net şekli görsek de burada tek tük de olsa yaşayanlar kalmış durumda. Donetsk'in hemen yakınında yaklaşık 40 bin askeri aynı anda koordine edebilecek bir Rus askeri üssü oluşturulmuş durumda. Tabii bir taraftan Kiev, Moskova için diplomasi trafiği devam ediyor. Donbas'ın gri bölgelerinden birindeyiz. Bu bölge bir dönem Rus ayrılıkçı grupların elinde kalmış. Burada halihazırda sivillere rastlamak mümkün değil. Askeri araçlar, askeri ambulanslar bekletiliyor. 2014 yılında bölgede iç çatışmalar başlayıp Rus ayrılıkçı gruplar bölgeye geldiğinde bu kentte boşaltılmış. Rus ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusu arasında 2014 yılında yaşanan savaşlar sonrasında kentlerin bir kısmı gri alanlar olarak belirlenmiş. Cherokin kenti de bunlardan biri. Siviller boşaltılmış ve kentler neredeyse birer hayalet kente dönüşmüş. Arkamda görmüş olduğunuz manzara da aslında iki grup arasındaki savaşın en net tablosunu ortaya koyan bir görüntü. Bu kent tabii iç savaşın ve Rusya yanlısı gruplarla Ukrayna ordusu arasındaki kargaşanın çok ciddi hedefi konumuna gelmiş durumda. Bu kentte nüfus kaydı olan aileler belli dönemlerde gelip evlerini ziyaret edebiliyorlar. Rus ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna ordusu arasındaki sınır bölgesindeyiz. Burası Cherokin ve görmüş olduğunuz sığınak Ukrayna ordusu tarafından hazırlanmış. Olası bir durumda bir cephe hattı olarak kullanılmak üzere hazır halde bekletiliyor. Ancak tabii şimdilik diplomasi. Diplomasi eğer işe yaramazsa o zaman silahlar konuşacak. İşte o zaman bu sığınaklara çok ciddi ihtiyaç olacak.